Estağfurullah billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve cealû lillâhi mimmâ zera'a minel harfi vel en'âmi nasiben fekâlû hâzâ lillâhi bizâ'mihim ve hâzâ lişurekâinâ. فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَى شُرَكَائِهِمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ 136. ayet. Allah'ın yarattığı ekinlerden ve hayvanlardan kendilerince Allah'a bir hisse ayırdılar da kendi batıl iddialarınca şu Allah'ın dediler, şu da uluhiyette ortakları olan putlarımızın, ortakları için ayırdıkları Allah'ın hissesine konulmaz ama Allah'a ait olanlar ortaklarının hissesine aktarılır. Bunlar ne kötü hüküm veriyorlar. Açıklama. Müşrikler hem Allah için hem de putları için ububat ekiyorlardı. Allah için ektikleri yetişip put namına ektikleri gelişmezse Allah adına ekilenin bir kısmını puta ait hisseye devreder ve derlerdi ki Allah ganidir, putlar ise muhtaçtır. Aksi olur, yani putlara ait ekin gelişir, Allah'a ayırdıkları ekin gelişmezse oradan bu tarafa bir şey ilave etmez, nasılsa Allah ganidir derlerdi. Keza davarları da bölüştürürlerdi. Allah'a ayırdıkları hisseden misafirlere yedirir. Putların payını ise putlara ait işlerde harcarlardı. Evet, Suat Hocam'ın ilave açıklamasında da mesele anlaşılıyor. Ama şöyle genel manada bu 5 ayet 136'dan 140'a kadar ayete bir temas edecek olursam, 4 tane cahiliyenin din adına yaptıkları yanlışlıkların burada ikazı var. Sapıttığı noktalar anlatılıyor ve onların tashihi yapılıyor. Tevhid akidesi açısından, Allah'a kulluk açısından bunlar çok önemli şeylerdir. İşte bunlardan birincisi bu ayette, 136. ayette ifade edilmiş oluyor. Hem Allah'ın varlığına inanan hem de cinlerin, meleklerin ve ölmüş atalarının sembolleri olarak düşündükleri, bu sebeple de kendilerine şefaatçi olacaklarına inandıkları putlar var. İşte putları Allah'a hangi ibadetlerde eş ortak koşuyorlardı? Cahiliye Arapların zirai ürünleriyle hayvanlarından bir pay Allah'a, bir pay da ilgi ve şefaatlerini umdukları aile veya kabile putlarına adarlardı. Allah'a adadıklarını misafirlere, yoksullara, yetimlere ve bunun gibi muhtaçlara harcarlar. Putlara ayırdıklarını da onların önünde icra edilen ayinlerde ve putların bakımı hizmetlerini üstlenen, burada şöyle bir incelik söyleyeceğim, putların bakımını üstlenen kimseler o zamanın din adamlarıydı. Cahiliyenin kendi içinde öyle put bakıcıları sıradan insanlar değildi, din adamları. İşte putlar için ayırdıklarını da onlara da verirlerdi. Bu bir batıl muamele, bu batıl geleneğe göre Allah'ın bu mallara ihtiyacı olmadığını düşünürlerdi. Yukarıda Suat Hocam da mealde söyledi. Eğer ekinler Allah'a olursa fakirlere dağıtırlardı. Fakirler çünkü muhtaç, Allah muhtaç değil. Yani bir Allah inancı var ama fakat zaman içerisinde körleşmiş, gitmiş, sapıtmış gitmişler. Allah için ayrılanlardan putların payını aktarma yapabiliyorlar. Fakat putlarınki
olur da Allah'a ayırdıkları ekinler olmazsa putların hakkından alıp öyle Allah'ın hakkı olan yere aktarmıyorlar. Bu payların kimlere nasıl konulduğunu yukarıda anlatmış oldum. Ve böylece yıl sonu geldiğinde müşrikler Allah için adadıklarından arta kalanlarını kendilerine harcar. Fakat putların payından artana dokunmazlar idi. Cahiliye döneminin bazı batıl işte kanunları bunlar. Onları yasa haline, kanun hale getirmişler. Yani Mekke idaresinin de kendine göre bir kanunu vardı. Hüküm ve uygulamalarının eleştirildiği bir bölümdür burası. Burada durulan ana husus bir cahiliye Araplarının yalnız inançta değil, harcamalarında, hayır ve hasenatlarında da putları Allah'a eş ortak koşmaları anlatılıyor. Bu çok önemli. Günümüzdeki pek çok müminde de bunlar olabilir. Tekrar ediyorum. Sadece inançta putları Allah'a eş ortak koşma değil. Harcamalarında, hayır ve hasenatlarında bile putları Allah'a eş ortak koşuyorlardı. Hatta ondan daha üstün tuttuklarını görüyoruz. İkinci olarak burada ayrıca daha genel bir yaklaşımla Allah'tan başkası uğruna harcama yapmayı Allah rızası uğruna harcama yapmaktan daha önemli gören bir anlayış vardı. İşte bu ayet cahiliyenin bu kötü anlayışı, yanlış ayet anlayışlarını da bertaraf ediyor. Ve tevhid akidesinde sadece itikatta, inançta değil, yaptığımız bütün hayırlarda, hasenatlarda, ibadetlerde onları sadece ve sadece Allah için yapılması lazım geldiğine bu 136. ayet dikkat çekiyor. Bu hususu anlatan Nahl suresi 57. ayet de var. Ve cealune lillahil benati subhane ve lehum ma yeştehun ayeti. Yine onlar haşa kızlar Allah'ındır diyorlar. Akıllarınca beğendikleri de kendilerinin oluyor. Mesela bu ayrı bir şirki ifade eden Zuhruf suresi 15. ayet ve cealu lehu min ibadihi cüz'e innel insane le kefurun mübin. Yani kimi kullarını onun bir parçası saydılar. Şüphesiz insan apaçık bir nankördür diyerek böyle inançta tevhid esas olduğu gibi ibadette ve harcamada da tevhidin esas olduğuna dikkat çekiyor bu ayet. Üstünde çok genişçe durmak isterdim aslında. Çünkü tevhid sadece Allah'ın zatında Allah var ve birdir demek değildir. Sıfatlarında bir, esmasında bir, kainattaki icraatında bir olan tevhid akidesi. Ama ibadette de ibadeti sadece Allah'a vereceğiz. Kehf suresinin son ayetinde. Kul innema ene beşerun mislukum yuha ileyye ennema ilahukum ilahu vahid. Femen kâne yercu likâe rabbihi felyamel amelen salihan. Kim Rabbi ile mülaki olmak istiyorsa ahirette salih amel yapsın. Ama ve la yüşrik bi ibadeti rabbihi ehade. Allah'tan başkasına ibadet yapmak suretiyle de Allah'a şirk koşmasın. Yani ubudiyette de tevhide bu ayet ise 136. ayet ise harcamalarda, tasarruflarda bile tevhide dikkat çeken çok önemli ikaz edici bir ayettir. Kısaca aktarmış oldum. 137. ayet. Cahiliyenin yaptığı yanlışlıklardan bir tanesini daha anlatacak. وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم
وَلَوْ شَاءَ اللّٰهُ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ 137. ayet. Yine bunun gibi onların Allah'a ibadette ortak saydıkları putlarının hizmetçileri, müşriklerden çoğuna evlatlarını öldürmeyi iyi bir iş gösterdiler ki hem onları mahvetsinler hem de dinlerini bozup karıştırsınlar. Allah dileseydi bunu yapamazlardı. O halde onları uydurdukları yalanlarla baş başa bırak. Açıklama. Şerikler burada putun kendisi değil, hizmetçileri, bekçileri veya şeytanlardır. Şerik denilmesi, mallarına ortak olmaları veya itaatlerinde onları Allah'a ortak kıldıkları içindir. Fakirlik endişesi veya kızlar evlendiklerinde yahut esir olduklarında utanma sebebi olabilirler diye kız çocuklarını öldürme adetinin çirkinliği bildiriliyor. Ayrıca cahili Araplarının şu kadar oğlum olursa birini kurban edeyim diye Allah'a yaklaşma zanlı ile de böyle yaptıkları olurdu. Ayet çocuk öldürmenin zararının aileye münhasır kalmayıp aynı zamanda millet hakkında da mahvetme olduğunu bildirmektedir. Bu da oldukça düşündürücüdür. Cahiliye dönemi anlatılırken çocukluğumuzdan beri zaten kızlarını diri diri toprağa gömerlerdi hep duyarız. Ve bu husus Kur'an-ı Kerim'de Nahl Suresi 58 ve 59. ayetlerde de anlatılır. Ve izâ büşşira ahaduhum bil ünse zalle veçhuhu müsvedden ve huve kazîm. Yetevera minel kavmi min su'i ma büşşira bih eyyumsikuhu ala hünin em yedüssuhu fitturab ela se'eme yahkümün. Sadakallahul azim. Yani onlardan birine bir kız çocuğun oldu, müjde bir kız çocuğun oldu dendiğinde öfkelenerek yüzü mosmor kesilir. Aklınca verilen müjdenin kötülüğünden dolayı halktan gizler. Hiç kimseye benim bir tane kız çocuğum oldu demiyor adam. Böyle bir alçaltıcı duruma rağmen onu yanında mı tutsun? Yani kız çocuğunu besleyeyim, büyüteyim, yanımda mı kalsın? Yoksa toprağı mı gömsem diye düşünür. Görün işte ne kötü yargıda bulunuyorlar. Mesela bir ayet bu hususa dikkat çekiyor. Bu mevzu ile alakalı. Mesela başka bir ayette Tekvir suresi 8 ve 9. ayetlerde kızlarını diri diri toprağa gömme mevzusunun öbür alemle bağlantısı kurularak ve izel mev'udeti su'ilet bi eyyi zenbin kutilet. Diri diri gömülen kıza hangi suçundan dolayı öldürüldüğü sorulduğunda diye ahirette bu mevzunun derin bir hesabı olacağına dikkat çekiyor. Ve bunu anneleri de razı oluyor. Yani sadece baba çok merhametsiz kızına karşı onun için onu öldürmeyi, toprağa gömmeyi düşünmesi değil. Anneler de az ileride gelecek Suat Hocam'ın açıklamasında söyledi. Kabile savaşlarında kızları esir ediyorlar. Kızlar da başka kabileye gidince onlara tecavüz ediliyor. Gayrimeşru çocukları oluyor. Ve bu da bizim için utanç vesilesi oluyor. Onun için kızların öldürülmesi lazım diye güya anne de buna göz yumuyordu. Onun için belki annelerin bu yönü, bu duygusu kızların da öldürülmesi, toprağa gömülmesine önemli bir sebep teşkil ettiğinden Mümtehine suresi 12. ayette anlatılan Efendimiz Aleyhisselam kadınlardan biat alırken kızlarını öldürmeme şartıyla biat alması anlatılıyor. Ya eyyühen nebiyyü izâ câekel mu'minâtu yübâyi'neke alâ en lâ yüşrikne billâhi şey'e
وَلَا يَسْرِكْنَ وَلَا يَزْن۪ينَ وَلَا يَقْتُلْنَ اَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَئْت۪ينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَر۪ينَهُ بَيْنَ اَيْد۪يهِنَّ وَاَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْس۪ينَكَ ف۪ي مَعْرُوفٍ فَبَايِعْهُنَّ وَاَسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ رَح۪يمٌ. Mümtehine suresi 12. ayette, ey peygamber, mümin kadınlar, mümine kadınlar diyelim, Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmayacakları, biat alınırken, hırsızlık yapmayacakları, zina etmeyecekleri ve çocuklarını öldürmeyecekleri, elleriyle ayakları arasında bir iftira düzüp getirmeyecekleri, dine ve akla uygun hiçbir konuda sana karşı gelmeyecekleri hususunda sana biat etmeye geldiklerinde onların biatını kabul et diyerek Cenab-ı Hak Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a böyle bir emir buyuruyor ve ayetin devamında onlar için Allah'tan bağışlama dile. Özellikle kadınlar için daha çok dua et, kadınlara dua et, af dile onlar için. Çünkü erkeklere göre işte bu fuhşiyatı, günaha zemin hazırladığı için şüphesiz ki Allah bağışlayıcı ve engin merhamet sahibidir diyor. Özellikle bu Mümtehine suresi 12. ayetten de anlaşılıyor ki bu kızları diri diri toprağa gömme o dönemde sadece babaların yaptığı bir şey değil, aynı zamanda annelerin de diğer kızların da teşvik ettiği bir meseledir. Bu ayette işte cahiliye döneminin bu yanlışlığı onların suratına vuruluyor ve yapmayın manasında ve sonra topluma bir yön veriliyor. Burada kadınların veya kızların o dönemde diri diri toprağa gömülmesinin üç sebebini görüyoruz. Bir, savaş yüzünden ileride esir düşerek cariye haline getirilip veya fuhuş pazarlarında satılmaları, onların tecrübesi, anne babanın bu kaygısı vardı kız çocuğuyla alakalı. Onun için ileride yüzümüzü karartmasın. Toplumda fuhuş bataklığına düşmesin diye anne baba kızının diri diri toprağa gömülmesine razı oluyordu. Bu çok önemli bir bakış açısı. Ve Araplarda bu duygunun nadiren görüldüğünü söyleyen, toplumda hoş karşılanmadığını belirten ayette geçen burada zeyyene kelimesinden hareketle burada işaret edilen katle evladihim uygulaması. Yani çocuklarını öldürme onlara güzel gösterildi demek. Çocuklarını öldürmede, kız çocuklarını diri diri toprağa gömmede bir ikinci ihtimal başka milletlerden alınmış olma ihtimali. Evet, bu çok daha öne çıkıyor. Ona göre müşriklere evlatlarını öldürmeyi öğütleyen put bakıcıları vardı. Çünkü put bakıcıları aynı zamanda bir din adamıydı o zaman. Müşriklerin din adamlarıydı. Evet, ve evlatlarından bir tanesini kurban etmeleri gerektiğini söylüyordu put bakıcıları. Ve bu da Hazreti İbrahim'den beri bize gelen bir şeydir. Kesilecekse de en iyisi böyle fuhşu açık esire edildiği zaman bizi çok mahcup edecek bir kızın kesilmesi, öldürülmesi çok daha yerinde, çok daha isabetli olarak bir de bunu söylüyorlardı. Bir de biz gerçek dindarı sadece put için değil, Hazreti İbrahim de böyle bir İsmail'i boğazlama gibi bir ibadet yaptı. Onun için Araplarda bir örf haline gelmişti bu. Oğulları çok olunca çocukları onlardan bir tanesini
Allah için kurban etme yeminleri olurdu din adına. Hazreti İbrahim'den beri devam ede gelen o inanç zamanla sapık hale gelmiş. Nitekim Abdülmuttalip de kendisini koruyacak kadar oğlu olduğu takdirde birisini kurban etmeyi yemin ettiği de Arapların bu inançları içerisinde ifade ediliyor. Evet, Kur'an-ı Kerim bunu yasaklıyor bu ayette. Başka ayetlerde de zaten bunların tasvirleri var. Ahirette de bunların hesabının da kendilerine sorulacağı ifade ediliyor. Evet, burada Lişurake ayette geçen Lişurake yine aşağıda geçen yine Şurakaühüm tabiri var. Minel müşrikine katle evladihim lişurakaühüm. Ortakları için yani evlatlarını öldürmeyi tabiri. Buradaki ortakları meselesinde bir insanlar anne baba az önce anlattım. İki cin şeytanları bunlar kastedilmiş olabilir ortakları için. Özellikle put bakıcıları. Onlar büyük din adamlarıydı o zamanda. Bu son anlayışa göre bir tür din adamları olan put bakıcıları ataları olan İbrahim Aleyhisselam'ın İsmail'i boğazlaması demek böyle ibadet oluyor diyerek kız çocuklarının da diri diri toprağa gömülmesini anlatıyor, teşvik ediyorlardı. Ve Cenab-ı Hak burada bunları yasaklıyor. Allah dileseydi bunu yapmazlardı ama Allah onların bir imtihanı ileride bunlarla alakalı bir ahkam koyacak. O halde onları uydurdukları yalanlarla baş başa bırak ifadesi var. Ayeti kısaca anlattım. Allah isterseydi onları öyle yaptırmazdının bir Eş'ari, Maturidi ve Mutezili anlayışı içerisinde daha önceki ayetlerde bu bölümlerde geçti. Ve 137. ayeti de bu şekilde ele aldıktan sonra cahiliyenin sapık yanlış işlerinden diğer bir tanesi olan diğer bir hususa temas ediyor. 138. ayeti. وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون. 138. ayet. Aynı şekilde dediler ki falan hayvanlarla ekinlere dokunmak yasaktır. Onları bizim dilediklerimizden başkası yiyemez. Falan hayvanların da sırtları haram kılınmıştır. Bir takım hayvanlar da vardır ki onları keserken Allah'ın adını anmazlar. Bütün bunları onlar Allah'a iftira ederek ortaya atmışlardır. Allah iftiraları sebebiyle onları cezalandıracaktır. Evet, burada gayet sarih görünüyor. Din adına, Allah adına şu hayvan yenir, bu hayvan yenmez. Bunu erkekler yer, bunu kadınlar yiyemez. Orada halisatün lizükûrine erkeklerimize, sadece erkeklerimize deyip onların yediği hayvanlar, onlardan bir kısmını kadınlara yedirmiyorlar. Yani dinden olmayan şeyleri din diye, örfü de din yerine koyarak sapıtan müşriklerin din içinde yaptıkları yanlışlıklara burada dikkat çekiyor. Mealinden de anladık ki burada cahiliye Arapları bazı hayvanlar ve zirai ürünlerle ilgili bazı örfi, geleneksel diyebileceğimiz yanlışlıklarına dikkat çekilmektedir. Ve böylece buna göre Araplar varlıkları yani hayvanlarda, ekinler ile de alakalı varlıkları burada üç kısma ayırdıklarını görüyoruz. Bunlardan tanrıları için adadıklarından sahipleri yiyemez.
Ancak put bakıcıları yiyebilir, kutsal mekanlarda hizmetçileri veya buraları ziyarete gelenler, bu mal sahiplerinin uygun gördüğü kimseler faydalanabilir. Yani ekinleri ve hayvanları bir böyle taksim etmişler. İki, bir de daha önce hatırlarsınız Maide suresi 103. ayette bunun üstünde durmuştuk. Me cealallahu min bahiretin ve la saibetin ve la vasiletin ve la hamin velakinnellezine keferu yeftaruna alallahil kezib ve ekseruhum la yaakilun ayeti. Hayvanlara belli yaşlarına göre isimler vermişler. Bahire bir kısım hayvanlar, saibe bir kısım hayvanlar. Bunları orada genişçe anlattığımız için oraya havale ederim. Bir kısım hayvanlar vasile, bir de ham diye bazı hayvanların işaretlenip kullanımında veya kullanımdan alıkonulması gibi etleri işte bu hayvanları şunlar yiyebilir, bunlar yiyemez gibi bir buyruk onlar yapıyorlardı. Allah böyle bir şey koymamıştır diyor bu ayette. Fakat inkarcılar kendi uydurdukları yalanları Allah'a yakıştırmaya çalışarak Allah'a iftira ediyorlar. Onların çoğu akıllarını kullanamıyorlar. Maide suresi 103. ayette bu mesele anlatılıyor. Bu hayvanların kullanımıyla alakalı bir de Yunus suresi 59. ayet var. Kul eraeytum ma enzelallahu lekum min rizkin fecealtum minhu haramen ve halale. Kul Allahu ezine lekum em alallahi iftarun. Em alallahi teftarun ayeti. De ki Allah'ın size rızık olarak indirdiği şeylerden bir kısmını helal, bir kısmını da haram saymanıza ne demeli? İşte burada bu ayet burasındaki gizliliği açıyor, izah ediyor. Böyle Allah haram dememiş ama siz bazı hayvanları haram diyorsunuz. Şu yiyebilir, şu kadarını, şu kullanabilir. Bazılarını helal sayıyorsunuz. Böyle bir şey yok. De ki buna Allah mı izin verdi yoksa Allah adına hüküm mü uyduruyorsunuz diyerek Allah helal diye dedikleri bizim için helal, haram dedikleri bizim için haramdır. Allah'ın haram dediğini haram değildir demek insanı kafir yapar. Allah'ın haram değildir dediğini haram demek de aynı şekildedir. Öyleyse hükmü Allah vaz eder. Hayvanatta neler helal, neler haram, ekinlerde neler haram, neler helal. Şimdi burada ekinlere de dikkat çekti çünkü bir sonraki ayette yani 141. ayette de ekinlerle alakalı zekat ve öşür mevzusuna gelecek mesele. Onun için Allah ne kadar nereye vereceksiniz, ne kadar nereye harcayacaksınız, ne kadar kime helal, kime haram bunları Allah vaz eder. Allah böyle bir hüküm göndermediği halde siz kendi keyfinize göre Allah adına konuşuyorsunuz. Özellikle bu ayetin açılımı Yunus suresi 59. ayetti. Ona dikkat çekmek istedim. Evet ayette bir de bu husus var. Bahire, Saibe, Vasile, Ham isimleriyle andıkları bir kısım hayvanlara binmeyi yasaklamışlar. Belli yemelleri yasaklamışlar. Bu ayetten çıkan bir üçüncü mesele bir kısmını keserken de Allah'ın adını özellikle anmadıkları hayvanlar. Bir rivayete göre bunları putlarının adını anarak kestikleri hayvanlar. Böylece dolaylı olarak bu tür uygulamalar şirk dininin kalıntıları. Hz. İbrahim'den sonra getirdiği din bozulmuş, tarif edilmiş. Tarif edilen yanlış anlayış ama din adına yanlış anlayışları Kur'an-ı Kerim'de bu ayet tasih ediyor ve onları ayrıca şirkten kurtulmaları için uyarıda bulunuyor. Eski din Hz. İbrahim'den arkada kalmış ama insanların sapıttırdığı din içindeki o bozukları Cenab-ı Hak burada nesh ediyor, bazı hükümleri ilga ediyor ve onlara hem bu mevzuda tevhide ve hem de aynı zamanda
ibadette tevhide davet ederek meseleyi ifade etmiş oluyor. Bu da çok önemli bir meseleydi. Kısaca ifade etmiş oldum. Burada bir de biz kaçıncı ayet okuduk en son? 138. ayet okuduk değil mi? 138 okuduk. Evet, şimdi 139'da da dördüncü olarak yanlışlıkları, sapıklıkları, bazı Cenab-ı Hakk'ın ilga ettiği, tahsih ettiği, reddettiği şeyler olacak. Evet, o da aynı mana bütünlüğü içinde 139. ayet. Buyurun. وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَذِهِ الْاَنْعَامِ خَالِصَةٌ لِذُكُورِنَا وَمُحَرَّمٌ عَلَى اَزْوَاجِنَا وَاِنْ يَكُمْ مَيْتَةً فَهُمْ ف۪يهِ شُرَكَاءَ سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ اِنَّهُ حَك۪يمٌ عَل۪يمٌ 139. ayet. Bir de şöyle dediler. Falan hayvanların karınlarında olan yavrular canlı doğarsa sadece erkeklerimize helal, kadınlarımıza ise haramdır. Eğer ölü doğarsa hepsi ona ortak olurlar. Allah onların bu kabil iddialarının cezasını verecektir. Çünkü o hakimdir, alimdir, tam hüküm ve hikmet sahibidir ve o her şeyi hakkıyla bilir. Evet, gayet net. Bir önceki ayetin aynı mantığı içerisinde farklı bir hususa hayvanlarla alakalı dikkat çekilerek cahiliyenin bir kısım din adına yaptığı yanlışlıklar iptal ediliyor, ilga ediliyor. Ve onun yerine Allah'ın ahkamı vaz edilmiş oluyor. Bu Yunus suresi 59. ayette geçen bir mesele vardı. Yani Allah'ın size rızık olarak indirdiği şeylerden bir kısmını helal, bir kısmını haram saymanıza ne demeli ayetiydi o. Buradaki manayı da şerh eden, izah eden Nahl suresi 116 ve 117. ayetler var. Ve la tekulu lima tasifu elsinetukumul kezibe haza halalun ve haza haram لِتَفْتَرُوا عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبِ اِنَّ الَّذ۪ينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِهُونَ مَتَاءٌ قَل۪يلٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَل۪يمٌ ayeti. Yani diyor ki, bu günümüze de bakıyor. Ağzınıza geldiği gibi yanlış, yalan yanlış konuşarak bu helaldir, bu haramdır demeyin. Mekke'li müşrikler de böyle yapıyordu. Şehvetine, arzusuna göre bu helaldir, bu haramdır. Değerli kardeşlerim, Kur'an'da kat'i nasla haram deniyorsa biz haram demeliyiz. Veya hadislerde, sahih hadislerde kat'i naslarla haram diyorsa Efendimiz biz haram demeliyiz. Onun için mesela Kur'an-ı Kerim'de sigaranın haramiyeti yok, sigara sayılmaz. Mesela nargile sayılmaz. Öyleyse Kur'an'da sigara, nargile haramdır diye bir hüküm olmadığından hadislerde de biz hemen cesaretle kalkıp haram desek ne olur? Ben mesele net anlaşılsın diye bu misali verdim. Tali israfın haram olması o israf. İktisadi israf, sıhhat işte gidiyor. Tali detaylı ama böyle ceffel kalem hemen bu helal mi haram mı? Haramdır. Akıl yürütüp haramdır dememek lazımdır. Bu ayetler bu mevzuda hassas olmaya davet ediyor. Özellikle bu Yunus 59'da Nahl 116 ve 117. ayetlerin her mümin tarafından dikkatle ele alınması, tembihine uyulması lazım. Bu helaldir, bu haramdır demeyin. Çünkü Allah hakkında asılsız şey söylemiş olursunuz. Allah hakkında asılsız şey söyleyenler de kesinlikle iflah olmazlar. Az bir faydalanma ardından onlara elem veren bir azap vardır. Hoca fıkraları, din adına bazı fıkralarda da
Yani hocalar menfaatini düşündüğü için işte buna haram diyor. Yok yok haram değildir canım, canı istediği için getir diyor gibi tabirler de dikkatlice üstünde durulması lazım gelen hususlardır. Burada özellikle cahiliye Araplarının erkekleri kayırmasıyla alakalı da bir nokta var. Onu okudunuz. Bir de şöyle dediler. Falan hayvanların karınlarında olan yavrular canlı doğarsa sadece erkeklerimize helaldir, kadınlarımıza haramdır. Niye? Niye kadınlar ikinci planda? Kur'an-ı Kerim burada bu mevzularda erkek kadın ayrımı yapılmaması lazım geldiğine ve kadın hukukuna yemede içmede bile farklı bir boyutuyla kadın hukukuna dikkat çekiyor. Tefsirlerde üstünde genişçe durulmuş ve o dönemin bir cahiliye adeti daha böylece yasaklanmış oluyor. Evet. Eğer ölü doğarsa hepsi ona ortak olurlar gibi anlayışların yanlış ve yasak olduğunu ayeti kerimede Cenab-ı Hak ifade etmiş oluyor. Yukarıda saydığımız hayvan isimleri vardı. Özellikle bu ayette geçen Maide suresi 103. ayette geçen hayvanlar, onların da hakkında burada hükümler verilmiş oluyor. Onlara da ayrıca bir daha bakmak gerekiyor. Burada cahiliye Araplarının kadınları bazı haklardan yoksun bırakmaları, ayrıca ölü hayvanların etini yedikleri anlaşılmaktadır ki daha önceki ayetlerde de geçti. Haramlar içinde sayılırken ölü eti de yenmez. Hayvan kendiliğinden ölmüş, eti yenmez. Ama bu ayette cahiliyenin ölü hayvan etlerini de yedikleri anlaşılıyor. Bu da ayrıca burada neshedilmiş, hükmü kaldırılmış oluyor. Bunları da bu ayet içerisinde kısaca görmüş olduk. Ve şimdi geldik 140. ayet. 140. ayet ilk 4 ayetin bir sonucu. Hülasa. Hülasatül kelam. Sonuç olarak elhasıl manasınadır. 140. ayeti de okumalıyız. Buyurun. قَدْ خَسِرَ الَّذ۪ينَ قَتَلُوا اَوْلَادَهُمْ سَفَهًا بِغَيْرِ عِلْمٍ وَحَرَّمُوا مَا رَزَقَهُمُ اللَّهُ افْتِرَاءً عَلَى اللَّهِ قَدْ ضَلُّوا وَمَا كَانُوا مُهْتَد۪ينَ 140. ayet. Bilgisizlik ve düşüncesizlik yüzünden beyinsizce çocuklarını öldürenler ve Allah'ın kendilerine ihsan ettiği rızkı Allah'a iftira ederek haram sayanlar elbette tam hüsrana uğradılar. Saptılar bunlar. Doğru yolu da bulamadılar. Evet, Allah hakkında hüküm vermek, Allah haram demediği halde haram demek, Allah'ın helal dediği şeyleri haram demek, bunlar hüsranın hem dünyevi hem uhrevi sebebi. Fakat burada iki şeye özellikle dikkat çekiliyor. Bir, kızların öldürülmesi, özellikle kız çocuklarının diri diri toprağa gömülmesi. Bunu ya onlara bakmak yük sayıldığı için ya da savaşlarda esir düşerlerse fuhuşa sürüklenirler. Benim kızım böyle fuhuş yapmış. Utanırım ben, hem anne baba buna da razı. Bundan dolayı veya demin saydığımız sebeplerden dolayı da kızların öldürülmesini bu ayetler yasakladığı gibi aynı zamanda helal kıldığı hayvanlardan etlerinden yemeği kendilerine haram demelerini de Allah'ın burada yasakladığını görüyoruz. Onun için din çok ince tartılmalıdır. Öyle bu helaldir. Yok canım bu haramdır. Burada cevher kalem konuşmamak lazımdır. Cahil çok cesur olur. Soruyorum ben mesela şu haram mı? Hocam o da mesela az önce verdiğim nargile misali. Hocam o da yani aynen sigara gibidir. O da zararlı, haramdır. Böyle rahat hemen konuşabilir miyiz? Yani gerçekten böyle midir? Nargile ile alakalı yakın tarihte bir çalışma yaptığım için bunu söylüyorum. Mesela
Amerika'da eski başkanlardan bir tanesi sigarayı toplumda yasaklayacaktı. Tabi sigara fabrikaları vesaire satanların baskısıyla siyasete yasaklayamadı. Ama Amerika'da 4.000 ilim adamı ilmi, akademik olarak laboratuvar deneyleriyle sigaranın çok zararlı olduğunu ortaya koydu. İttifak var, haram. Tamam diyebiliriz. Ama aynı nargile mesela bütün bu ilim adamlarının ittifakıyla katiyen aynen sigara gibidir deyip bir hüküm ortaya konmuş mudur? Değilse hemen böyle kafamızdan ya haramdır, biraz böyle dikkat etmek lazım yani, belki nargile de haramdır bilmem. Ama netice itibariyle böyle şu helaldir, bu haramdır deme mevzusunda çok cüretkar olmamalıyız. Allah'ın kitabına bakmalıyız. Ayetlere dikkat etmeliyiz. Efendimizin bir beyanatı var mı, ona bakmalıyız. Ve sonra bu ayet ve hadis mutfağından sonra bize yemek yapıp önümüze hazır lokma gibi koyan fıkıh üstadları bu mevzuda ne demiş, onlara bakmalıyız ve ona göre mesele hakkında hüküm vermeliyiz. Günümüzde cehalet öyle ileride ki herkes din adına konuşabiliyor. Yani herkes kendisini konuşmada selahiyetli sayabiliyor. Halbuki insanların en az konuşacağı mevzu bu manalarda din olmalıdır. Hemen bu helal, bu haram, bu mekruh öyle dememeliyiz. Tehlikeli bir şey bu. Ya Allah ona haram demedi de biz haram diyorsak, ya Allah helal dediyse biz ona haram diyorsak, haram dediğini Allah'ın biz helal diyorsak, bunlar iman noktasıyla da tehlikeli şeylerdir. Gördüğünüz gibi burada 5 ayet içerisinde mesele çok ciddi bir şekilde dikkatimize sunulmuştur. Tabii daha ayrı noktalarına girebilirdik. Burada her anlatılan şeyin cümle cümle ayetlerin üstünde durabilirdik. Ama bir meal seviyesinde, mealin az üstünde bir noktada meseleyi ele almaya çalıştığımız için böylece kısaca bunları da anlatmış oldum. Evet, aslında surenin sonuna kadar ciddi bir şekilde çalıştım. 140. ayetin sonuna geldik. Yukarıdaki ayetlerde ekinlerle alakalı da bir şey geçmişti. Ve kâlû hâzihi en'âmun ve harsun hicrun. Dokunulmaz ekinler, dokunulmaz hayvanlar ile alakalı. Allah ekinler ile de alakalı hüküm beyan edecek. İşte bu 141. ayetten itibaren belli bir sürede ekinler ile ziraatla alakalı Allah'ın vaaz ettiği hükümler gelecek. Öşür meselesi de bunun içerisinde inceleniyor. Bunları da inşallah Cenab-ı Hak lütfederse gelecek hafta beraberce ele almaya çalışalım. Cenab-ı Hak kendi kitabını güzelce anlamaya, çok güzel ve mükemmel bir şekilde yaşamaya, başkalarını anlatmak için, hayata mal etmek için de yaşamaya muvaffak kılsın. Amin. Bi hurmeti Seyyidil Murselin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.